Sonuna başlayabiliriz hocam. E, herkese merhabalar, hoş geldiniz. E, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizler için BG'ye olarak harika bir webinar hazırladık. E, konuğumuz Hüzeyfe Hocamız bizlerle, Hüzeyfe Hocamız bizlerle. E, webinarımızın konusu Open Source çözümlerle sok kurulumu olacak. E, webinarın sonunda da kısa bir anketimiz var. Katılırsanız çok seviniriz. Ben sizi kendisine bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim Te hocam. Teşekkür ederim Burak. Ses konusunda sıkıntı yok değil mi? Yok hocam gayet güzel. Okay, tamam ekranı ayarlıyorum. Şunu nasıl yok edebilirim? Okey yok ettim. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün açık kaynak kodlu çözümlerle SAK kurulumuyla ilgili bir şeyler bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Bunca senedir bir tecrübemiz oluştu bu konuda. İyi ve kötü taraflarıyla bahsedeceğiz. Yani artılarını ve eksilerini konuşmaya çalışacağız. Umarım herkes sağlık ve sıhhattedir. Umarım en kısa sürede, yani niyetimiz Eylül Ekim ayı gibi ama bilemiyoruz pandeminin gidişatına göre de değişecektir. Fiziksel olarak aynı ortamda da bu etkinlikleri yapmaya çalışacağız. Bakalım dediğim gibi bir zaman gösterecek. Amaç nedir? Hani bugünkü webinarın amacı Net olarak şu işte son zamanlarda özellikle bu pandemiyle birlikte başlayan süreçte siber saldırılarda inanılmaz bir artış oldu. Bu inanılmaz artışın karşısında hem firmalar hem devletler hem işte bu şekilde devletler arası kuruluşlarda ciddi bir sorgulama oldu. Yani biz bu belayla biz bir problemle nasıl baş edeceğiz sorusu karşımıza çok çıkmaya başladı. Bunun da en böyle hızlı verilen cevaplarından birisi işte Yönetilen hizmetler, yönetilen güvenlik hizmetlerinin en temel bileşenlerinden olan işte Security Operation Center. İşte bugün de bununla ilgili neden ihtiyaç duyulur? Yani en önemli sorulardan birisi bu olacak. Neden ihtiyaç duyulur? Ve ideal bir e, Security Operation Center için hangi bileşenler gereklidir ve bu bileşenleri acaba açık kaynak kodlu ve ücretsiz yani sadece açık kaynak kodlularla ilerlemiyoruz. Ücretsiz olarak kullanabileceğimiz özellikle Microsoft'un Sysmon'u vesairesi gibi tool'larla biz alternatif bir çözüm oluşturabilir miyiz? Neden bu alternatif çözüme ihtiyaç var? Onları da hep neden 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 sorularıyla birlikte ilerletmeye çalışacağız. Yaklaşık olarak 45 dakika civarında süreceğini düşünüyorum. Arada e, soru almamaya çalışacağım. Dikkatimi çok dağıtıyor çünkü hızlı ilerlemek istiyorum. E, en sona sorularınızı saklarsanız en sonunda bir 10 dakika 15 dakika toplu e, soru seansı yapabiliriz. Onun haricinde de sunumla içeriğiyle ilgili geri bildirim olabilir, eleştiri olabilir, düzeltme olabilir. Ne varsa mutlaka bekliyorum. Hani bütün geri bildirimler ve eleştiriler başımızın üstünde yeri vardır diyelim. Webinar'ın içeriğinden de çok kısaca böyle sistematik olarak bahsetmek gerekirse önce bir tanım yapacağız. Nedir, ne değildir, ne işe yarar SOC? Ondan sonra neden buna ihtiyaç var? Neden SOC var ama neden open source SOC'ye ihtiyacımız var? Neden kullanmalıyız? Ondan sonra biraz böyle kavram karmaşaları var. Onlardan biraz bahsedeceğim ve ideal bir SOC'nin tanımıyla, kullanılacak tool'larıyla birlikte açık kaynak kodlu tool'ları ya da ücretsiz tool'ları biz nasıl kullanabiliriz şeklinde bir akış çizeceğimizi söyleyebiliriz. Öncelikli olarak hani sıkıcı e, tanımlarla başlayalım. Yani Güvenlik Operasyon Merkezi çok doğru bir isim olmasa da bugün konuştuğumuz şey adı bir kere kalmış. Yani Security Operation Center olarak kalmış. Özetle şunu e, söylemek istiyor Security Operation Center e, bize diyor ki yani bir e, kuruluşta bir firmada siber güvenlikle ilgili saldırıları tespit etmek, bunlara müdahale etmek, bir daha olmamasını sağlamak için kurulacak bilimlere verilen isimlerdir. O kadar çok farklı tanım, o kadar çok farklı yaklaşım ve detayı var ki bu işin hani kimse doğrusu şudur, doğrusu budur şeklinde bir cümle kuramıyor. Yani çok fazla kaynağa da baktım. Ortak bazı görüşler var SOC'nin ne olduğuna dair ama tam manasıyla şudur diyemiyoruz. Çünkü bazı firmalarda şunu görüyoruz. SOC her şey yani e, cyber security ekiplerini direkt SOC olarak tanımlayanlar var. Bazıları biraz daha böyle işte bilgi güvenliğinin altına veya da operasyonun altına koyanlar var. Bazılarında da bütün şirketteki security birimini en değerli olacak birimi e, SOC ya da işte farklı bir ismin altına koyanlar var. Dolayısıyla burada tanımlardan öte 2-3 tane temel bilmemiz gereken şey var. Burada bir, bu ekipler teknik ekipler. Evet bunların yöneticileri, çalışanlar L1'inden tutun da L4'üne göre ya da Tier 1'inden tutun da Tier 3'ye e, kadar bütün herkes teknik olarak çalışıyorlar. Çok değerli insanlar. Ama e, bunların en önemli görevi şirketi e, potansiyel tehlikelere karşı koruyacak sistemin kurulması ve işletilmesi. Arka tarafta evet firewall yöneten de vardır, başka işleri yapanlar da vardır ya da içer içeride GRC ekipleri de vardır. Bunların her birisini ayrı olarak biraz böyle hani frontline, ön taraftaki savaşçılar olarak konumlandırabileceğimiz normalde işleyişte kimsenin belki hatırlamadı ama e, bir kötü olay olduğunda ilk akla gelen, ilk sorgulanacak ekipler ve ilk hani böyle topun altına gidecek ekipler SOC ekipler olarak karşımızda duruyor. Peki SOC ne değildir? Bence ne olduğundan ziyade ne olmadığı önemli. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada ee, yanlış demeyeyim ama farklı yaklaşımlardan dolayı SOC eşittir SIEM yani SOC eşittir log toplama, SOC eşittir sadece gelen loglara bakma gibi bir yaklaşım var. Bu e, yanlış değil ama ben benim bakış açımla benim tecrübemle hatalı bir e, yaklaşım. SOC'yi bu kadar daraltamayız. SOC'yi bu kadar daralttığımızda işte son zamanlarda yaşadığımız o bütün büyük saldırıları tespit edemez hale geliyoruz. Çünkü SIEM dediğimiz teknolojide bundan yaklaşık 20 yıl yani 17 yıl önce e, ne demiş, icat edilmiş, ortaya sunulmuş Gartner'ın bir e, söylemidir. Ama hala 17 yıldır henüz olgunlaşmadığı için adına ha bile böyle işte EDR'de, XDR'de yanına bir şeyler koyarak çözmeye çalıştığımız bir e, ne diyelim, yamalı bohçaya dönmüş durumda. Dolayısıyla SOC dediğimizde biz aslında CM'den çok daha fazlasını, vulnerability management'tan, threat intelligence'ına işte deception tool'larından tutun da arka plandaki IDS'de, NDR'de bütün hepsinin toplam bir yekününü kastetmiş oluyoruz. Sadece SOK eşittir CM dediğiniz zaman bu biraz bu işi değerini düşürmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu hataya düşmemekte fayda var. Yine herkesin seçtiği bir isim var SOC ile ilgili. İşte en başta Security Operation Center, SOC işte bazıları Cyber Defense Center diyorlar, bazıları Cyber Intelligence Center demeyi tercih ediyorlar, Cyber Fusion Center diyen de duydum. Çok daha böyle yahşi yakışıklı böyle can canlı isimler. Düz Cyber Security Center diyen de var, Managed Detection Response ya da Managed Security Services diyen de var. Yani farklı açılardan baktığınızda kurumsal açıdan işte hizmet veren açısından ya da bir SMB'ye hizmet veren telekom açısından baktığınızda farklı isimlendirmeler oluyor. Bunun için bu focal point altta sağ altta gösterdiğim referansını eklediğim yazı yokursanız aslında hani her birisinin benzer şeyleri ifade ettiği, her birisinin ortak amaçları olduğu yüzde otuz yüzde kırk aynı şeyi ifade ediyor ama herkes kendi ihtiyacına göre buradaki isimlendirmeleri tercih edebiliyor. Doğrusu var mıdır ya da birini koyduğumuzda diğeri hatalı mı olur derseniz buna çok yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü hani ihtiyacı ve o ihtiyaca yüklenen değeri en fazla içeride siz biliyorsunuz ama burada ön plana çıkan bazı kelimeler var. Bazı daha doğrusu kısaltmalar var. Mesela MDR bunlardan birisi. Çok yanlış kullandığımız. Yani bazı şeyler hani böyle işte hacker kelimesi normalde iyi amaçlı bir şeyleri böyle bozan, ünlü bir şey verdiğiniz onlardan yeni bir şey üreten ne diyelim cins tipleri e, t, böyle tanımlamak için kullanılan, üretilen bir e, tanımken şu an hacker dediğimizde hep aklımıza kötü niyetli insanlar geliyor. Sağa sola saldıran insanlar geliyor. Aynen bunun gibi bazı tanımlar oturmuş gerçek anlamının dışında o kadar çok farklı bir anlama bürünmüş ve o kadar çok kullanılmış ki artık gerçek anlamı bir kenarda duruyor. Biz o yedek anlamlarını kullanmaya başlıyoruz. yerde buna benzer e, bir anlama a Çoğu yerde kullanımı işte EDR'ın management'ı ya da işte IDS'in management'ı gibi gözükse de aslında Gartner bu işi ismini koyan ne diyelim hani firmalardan birisinin bakın sağ taraftaki işte yaklaşım farkını göstermesi açısından eklediğim resimde MDR'ın bütün bu isimlerin aslında kapsayıcılığını göstermeye çalışıyor. Yani Diyor ki manage detection ve response dışarıya emanet ettiğiniz bu dışarıdan kastettiğiniz içerideki bir ekip de olabilir. Komple dışarıdaki bir firma da olabilir. Hibrit bir yapı da olabilir. Dışarıya emanet ettiğiniz detection işleri ve yani ne demek tespit etme bir şeyleri belirleme ortaya çıkartma işlemlerinin tamamı ve bunlara karşı verilecek cevap yani forensik çalışmasından tutun da işte firewall'a girilecek kayda ya da işte bir mail geldiğinde exchange'den onu geriye çekmeye kadar ki bütün süreci aslında böyle üç harflik bir kısaltmayla karşımıza çıkartmışlar. Peki soğuk neden gereklidir? Bilmiyorum resim tam olarak seçiliyor mu ama resimde gösterilen ve ifade edilmeye çalışılan şey bir çekirge istilasından kaçmaya çalışan çiftçi. Tam manasıyla aslında şu an yaşamış olduğumuz durum özellikle SMB yani small ve medium sizedeki firmaların yaşamış olduğu problemi çok net bir şekilde gösteriyor. O kadar çok saldırgan, o kadar çok farklı şekilde saldırıyor ki bunu honeypotların loglarına bakarak çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ya da birkaç tane farklı böyle gösterim yapacağım deyip webten vesaire. Herkesin her yere saldırdığı pandemi boyunca özellikle bir dünyadayız. Dolayısıyla bunlardan korunabilme adına bizim SSCI ve işte adına başka bir şeyler de diyebilirsiniz. Böyle bir yapıya mutlaka ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece hani düşünmek değil, dünyada böyle bir gidişat var. Önümüzdeki 3-4 sene eğer hani beni dinleyen genç arkadaşlar varsa kendilerini bu SSCI analistliği ve bunun içerisindeki konularda yetiştirmelerini tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki 3-5 sene içerisinde en fazla aranacak insan bu alanda olacak. Çünkü yok. Bunları robotlara emanet edemeyiz. Bunları Evet belli bir kısmı otomatikleştirebiliriz ya da otomasyona emanet edebiliriz ama kesinlikle buradaki insan kaynağı azalmayacak, artarak devam edecek. Biraz Deep Web bakış açısıyla bu işe yaklaşalım. Sokradar'dan aldığım bir ekran görüntüsü işte Deep Web'de son 6 ayla son 5 aydaki böyle bütün kayıtları tutan bir modülü var Dark Mirror diye. Orada işte 6 ayı gösterdiğim için 6500 gözüküyor ama son 1 senede şunu söyleyebiliriz. Son 1 senede net bir şekilde hacklenmiş veri sızıntısı yaşamış ya da ransom veri bulaştırmış 10 bin tane orta ve ortanın üstünde büyük ölçekli firma görüyoruz. Siz bunu onla çarpabilirsiniz. Yani 100 bin tane firmanın son bir senede çok net bir şekilde hacklendiğini söyleyebilirsiniz. Bu firmalar büyük bir çoğunluğu kendi elemanını barındıramayacağı için, kendisi bu tip böyle çekirgelerle mücadele edemeyeceği için burada mutlaka bir SOC ekibine ihtiyaç var. Sadece hacklenenleri değil de hacklenmeyi bekleyenleri sayarsak aslında olayın vehametini daha iyi görebilirsiniz. Burada işte saldırgan bakış açısıyla neden soka ihtiyaç varı çok daha iyi görebiliyoruz. Bu bir sağ taraftaki e, yayınlanan remote code execution ve benzeri zafiyetleri barındıran exim yazılımıyla ilgili. Sol taraftaki e, exchange ile ilgili dünyadaki zafiyetleri gösteriyor. Aşağıdaki işte VMware ile ilgili son 6 ayda yayınlanan ve saldırganların çok uğraşmadan sağa sola ele geçirebilecekleri kritik zafiyetlerin sayısı. Topladığımızda 300 bin, 400 bin, 500 bin tane farklı firmanın aslında hacklenmeyi beklediğini görüyoruz. Bunun da temel sebebi bu firmaların çok orta ölçekli, küçük ölçekli firmalar olması. Büyük bir çoğunluğu için konuşuyoruz bunu. Ve bunların kendi kaynaklarıyla bu tip böyle problemleri gideremiyor olduklarını söyleyebiliriz. Peki Gartner açısından da biraz olaya yaklaşalım. Çünkü Gartner bu işin ticaretini belirleyen, işte kurumsal tarafı yönlendiren en önemli araştırma şirketlerinden birisi. Gartner da şöyle bir tahminde bulunuyor. Diyor ki 2025 yılında diyor organizasyondan hangi organizasyon olduğunu bilemeyiz ama büyük, orta ölçekli ve büyük organizasyonların %50'si diyor. MDR servisini mutlaka kullanacaktır. Bununla ilgili fayda aldığından dolayı bunu mutlaka gündemlerine alacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık 4 senemiz kaldı. Şu anki rakamların %3, %5 olduğunu söylersek 10 katı bir artış olacağını çok net bir şekilde Gartner'ın perspektifinden görüyoruz. Yüzde 20, yüzde 30 yanılma payı olsa bile en az 7-8 kat böyle bu işlerde bir artış beklediğimizi söyleyebiliriz. Peki bir de ticari açıdan bakalım. Neden hani SOC kurmamız gerekiyor? Kendi bünyemizde bir SOC kurduğumuzda bütün maliyetlerine katlandığımızda yaklaşık olarak maliyeti 2,5 milyon dolar. Türkiye'de bunun dörtte biri yani 500 bin, 600 bin dolar. Yani işte 5 milyon TL ideal bir durumda. Elemanından tutun da ürününe vesairesine kadar. Ortalama bir bütçenin 5 milyon TL civarında bir rakama ulaşacağını görebiliriz. Dolayısıyla bunu kendi bünyenizde parasını karşılaşsanız da mutlaka dışarıya bazı kısımlarını outsource etmeniz gerekecek. Burada outsource etmek mi içeride kurmak mı hangisi daha avantajlı derseniz ben hep hibrit yani ortacıyım. Hibrit modelin çok daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bazı şeyleri outsource edemezsiniz. Bazı şeyleri de içeride tutmanın çok bir ticari ve şey açısından, hani sekreter açısından mantığı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ticari açıdan da kendinizi korumak istediğinizde yapmanız gereken yatırımla, bunu bir yere emanet ederek, SOS'yi emanet ederek yapacağınız yatırım arasında ciddi farkların olduğunu rakamsal olarak da gösterebiliriz. Son olarak da insan kaynağı açısından neden SOS'i? Çünkü herkes oturup da kendi bünyesinde bu işi yapamayacak cyber security konusunda işte 300 bin 400 bin firmadan bahsettik. Her biri iki tane üç tane eleman almak istese hani milyona yakın eleman kaynağı kendi başına sadece çıkacak. Bu ISC'nin cyber security workforce 2020'deki rakamlar biraz daha artmış durumda. Dünya etrafında yaklaşık olarak 3 milyon civarında cyber security ile ilgili insan kaynağı eksikliğinin olduğunu gözüküyor. Dolayısıyla hani SOC'ye burada da bir ihtiyaç var. Çünkü SOC ...global kurulan bir SOS'i, lokal kurulan bir SOS'i barındırdığı belki 20-30 kişiyle 200-300 farklı firmaya doğru bir şekilde hizmet verebilir. Yani hem cost saving yaparsınız hem de insan kaynağı konusundaki eksiklerinizi bu şekilde aslında gidermiş olabilirsiniz. Peki buradan atlayalım neden open source SOS kavramına geçelim? Burada herkesin kendine göre mutlaka sebepleri vardır ama benim veya da bizim tercih ettiğimiz sebeplerden birisi şu bir kere flexible yani esnek istediğiniz parça istediğiniz şekilde koyup tak sök yapabiliyorsunuz. Güvenlik konusunda bütün kaynak kodu açık olduğu için herkes tarafından genelde didiklendiği için daha fazla didiklendiği için biraz daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz buna karşı Argümanlarda gelecektir. Hani doğru ya da yanlış değil. Benim e, tecrübemi burada aktarmaya çalışıyorum. E, supportu konusunda ve evet, ticari firmalardan aldığınız support varken aynı zamanda open source dünyanın supportu e, maalesef çoğu zaman ticari dünyadan daha öne gelebilir Eğer aktif yönetilen bir e, üründen bahsediyorsak ve modüler yapısı bir de tabii ki de ticari olarak işte bir yerde 5 milyon TL'lik bir bütçe varken burada open source'ta bunu 500 bin TL'ye ya da bitip biraz daha fazlasına yapabiliyor olursunuz. Hiç para harcamıyor değilsiniz ama maliyetlerinizi minimize edebiliyorsunuz. Fakat open source herkese uygun bir şey değildir. Yani Ikea'yı herkes duymuştur. Ikea'dan herkes bir şey alıp da kendisi yapmayı tercih eder mi? Benim mesela hiç tercih edebileceğim bir şey değil. Yani gerçek hayatta hiç Ikea sever ya da Ikea'cı değilimdir. Ana şey tarafında, bilişim tarafında, işin teknoloji tarafında acayip open source severim. Kendim yapmayı, kendim bozmayı severim. Çünkü öğrenmeyi de arttırıyor. Buradaki en önemli katkılarından birisi bu. Biraz arka tarafı açık olduğu için işte bir SOAR, bir Threat Intelligence, bir Vulnerability Management, bir Deception ürünü nasıl çalışıyor diye merak ediyorsanız bunu ticari ürünlerden çoğu zaman öğrenemezsiniz. Ama dediğim gibi herkese göre değildir. Özellikle bir şeylerle uğraşmayı istemiyorsanız bir şeyler uğurla böyle vakit kaybetmek size göre değilse ya da bu bu kaynağı bulamıyorsanız sağınızdan solunuzdan open source SSC size göre değildir diyebiliriz. Çok azınlık insanın ya da çok azınlık firmanın kullandığı bir model open source. Hani elimizde bir rakam yok ama %1'ler, %2'ler seviyesinde bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Peki gerçek ortamlarda kullanan var mı? Yani hayal mi satmaya çalışıyoruz burada? Hayal mi bahsediyoruz? Yoksa gerçekten bunu kullanan var mı? Çok büyük ortamlarda kullanıldığını biliyoruz. Bu ekran görüntüsü CERN'ün işte 2018 yılında yayınladığı, işte altta linkini ekledim, adresten de görebilirsiniz. Nasıl bir open source model kurmuş? Dataları nereden alıyorlar? İşte data ingestion olarak adlandırdı. Bro, Snort, Suricata, Netlog, Active Directory, Single Sign-on logları, Web, DNS, aklınıza gelebilecek bütün logları alıp buradan bir data uh, processing uh, modülünü aktarıp oradan işte storage, görselleştirme ve en sonunda da anlamlandırıp buradan bir aksiyon alabileceğimiz, buradan incident üretebileceğimiz uh, tasarımı bu şekilde yapmışlar. Burada bir sürü birini çıkartıp diğerini koyabileceğiniz bileşen var. Böyle güzel bir dünya. Büyük firmaların, çok büyük firmalar zaten ticari ürünleri kullanamıyorlar. Örnek veriyorum birazdan ismini zikredeceğimiz OSQUERY dediğimiz EDR yazılımı ya da EDR olarak kullanabileceğiniz yazılım aslında bir ihtiyaçta çıkmış. Facebook'un ve Netflix'in kendi ortamlarına ticari bir çözümü konumlandıramamaları sebebi yani yüz binlerce hosta bunu kurup da yönetememeleri sebebiyle böyle kendi geliştirdikleri sonra da open source yaptıkları tool'ları görüyoruz. Gerçekten bunu biz de yaşıyoruz. Yani Türkiye'de olsun, dünyada olsun gördüğümüz örneklerde eğer Kullanıcı sayınız 30 bin, 40 bin bandına geliyorsa ve onu geçiyorsa ticari ürünlerde ciddi bir performans ve yönetim problemleri çıkmaya başlıyor. Hele ki 100 bin, 200 bin aştığında onu tahmin edemiyoruz. Dolayısıyla bu tarafta ticari ürünlerin yetemediği noktaları da open sourcela adresleyen bir zümrenin olduğunu söyleyebiliriz. Peki temel sok bileşenlerinde neler olmalı? Bu işin de gayet güzel dokümantasyonu, gayet güzel kitabı var. Mutlaka bu işle ilgilenen arkadaşların işte Mitre'nin e, bir kitabı vardı. E, SOC'yi ve güzel bir şekilde işte World Class e, Security Operation Center diye o kitabı mutlaka bir iki kere okumalarını öneririm. Burada yapıyı şöyle kurmuşlar. Demişler ki bir e, Security Operation Center'ın doğru konumlanabilmesi için, başarılı olabilmesi için herkesin mutlaka başka yerlerde duyduğu people, process, teknoloji yaklaşımı. Buraya tutmuşlar. Yani bunun bir insan ayağı olmalı. Bunun bir teknoloji ayağı olmalı. Bunun bir süreç ayağı olmalı. Birini diğerinden ayırdığınızda ben bunu hep e, üç ayaklı bir masa gibi düşünüyorum, yorumluyorum. Yani birini çektiğinizde diğer ikisinin çok iyi olması değil. Evet, süper bir teknoloji kurguladınız. SOC'de süper bir proses oturttunuz ama burada mutlaka mutlaka insana ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü karşınızda mücadele ettiğiniz şeyler otomasyona devredilmiş robotlar değil. Karşınızda mücadele ettiğiniz hackerlar ya da kötü niyetli insanlar, saldırılara, tehdit aktörleri %90'ı, %99'u insan. Evet onların da otomasyonları vesaireleri ama insanla mücadele ettiğinizde yine ben insanın zekasına ihtiyaç duyulacağını, yapay zekanın vesairenin hiçbir şekilde demeyeyim de hani çok uzun bir zamandan önce insanın yerini alamayacağını düşünenlerden mutlaka insan rolü hep orada kalacak. Azalacaktır ama mutlaka kalacaktır. Aynı şekilde teknolojiyi yapmayın ama çok iyi insanları koyun. Yanına süreç koyun ama teknolojik aletleriniz yoksa yani süper bir şoförün arabasının olmadığını, işte gideceği yeri bildiğin ama arabasının olmadığını düşünmek gibi oluyor. Dolayısıyla bunları birlikte düşündüğümüzde insan kaynağının iyi bir insan kaynağı olacak, iyi bir teknoloji olacak ve genelde hani bu ikisi oluyor. People teknoloji yani insan kaynağı oluyor, teknolojiye de yatırım yapılıyor ama bizim gibi kültürlerde bu proses, bu süreç kısmı hep es geçiliyor. Çünkü sevmiyoruz. Yani bu şeyle de alakalı. Bugün bir bilgisayar aldığınızda ya da teknolojik bir cihaz aldığınızda Kendimle dahil ederek herhalde %90'ımız, %99'umuz oturup da o e, guide'ın o e, nasıl yönetilir, nasıl bu kurulur kısmını okumuyoruz. Çünkü orası bize zor geliyor. Halbuki orayı okumadığınızda e, saatlerce de uğraşabiliyorsunuz. Bazen daha kısa yapabilirsiniz ama genel, genelde saatlerce uğraştığınız bir şeye gidiyor. Dolayısıyla süreç kısmı da burada çok önemli. Süreçten kastettiğimiz şu, SOC'de de işleyiş nasıl olacak, kim hangi rollerde olacak, bu tanımları neler olacak? Bu tanımlı arkadaşların sertifikalarından tutun da bir alarm geldiğinde alarmın seviyelendirmesinden tutun da alarmın kimlere yönlendirilip nasıl bir aksiyon alınacağını, kriz ortamının, kriz durumunun nasıl yönetileceğine kadar her şeyin yaşayan bir e, döküman üzerinden gösterimi. Bu ne kadar istesek de maalesef uygulanmıyor ama bir hani ile sıfır arasında sıfırı e, değil biri tercih edip bir hani değil de beş olmaktansa biri, iki mutlaka tercih etmemizde fayda var. Yani sıfır olmamak lazım hiçbir şekilde. Sıfır olduğumuz zaman o işin çalışmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Bazı yapılandırmalarda, bazı raporlarda bu Security Operation Center'ı 4-5 farklı domaine bölerek yaptıklarında görebilirsiniz ama genelde doğrusu ve en temel bileşenleri People Process Teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz idealler, esosibil bileşenlerinden e, bahsetmek ve bunları artık hani açık kaynak kodlu tullarla nasıl yaparızı göstermek istiyorum. Bu ekranı geçen seneki sunumda da e, kullanmıştım. Açık kaynak kodlu hangi çözümü hangi amaç için kullanabilirsiniz? Hani e, şey çıkmamış ama sunumu paylaştığımızda referansını görürsünüz nereden alabileceğinizi. %80, %90 oranında buradaki tullar e, geçerliliğini koruyor. Tabii bir esosisi için bunların hepsini kullanmıyoruz ama büyük bir çoğunluğunu kullanacağınızı varsayabilirsiniz ya da sadece SOC için değil diğer security işleriniz için de kullanabilirsiniz. Bazıları gerçekten ticari bir ortamda ticari muadilleri kadar kullanışlıyken bazıları aslında biraz böyle o alanda bir boşluk oluşmuş. Birileri de o alanı open source olarak biz dolduralım da sonra buradan bir yol buluruz. Mantılı yapılmış ürünler var. Hani maalesef bu tip ürünlerde oluyor ama bu çok çok azınlıkta. Dolayısıyla Burada gördüğümüz birçok çözümü ben yüzde altmışıyla hani tecrübem olmuştur. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebileceğim ürünleri aktarmaya çalışacağım. İlk buradaki kavramımız hani açık kaynak kodlu en temel e, bileşenimiz aslında EDR. Yani benim gibi network kökenli, her şeyi network trafiğinde yapmayı düşünen, yapabileceğini düşünen insanlar için bile yaklaşık 3 senedir hani ben bu görüşten vazgeçtim. En önemli kısım aslında artık endpoint olmuş durumda. Çünkü ne kadar endpoint haricindeki yerlerde güvenlik önlemi alırsak alalım bir şekilde onlar bypass edilip en sonunda yine bu endpoint'teki adama ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bizim eğer problemi kaynağında çözmek istiyorsak, problemi kaldıraç etkisi yüksek bir şeyle çözmek istiyorsak bunun adı EDR yani Endpoint Detection and Response olmalı. Sağ tarafta Gartner'ın bir SOC visibility triajını bıraktım. Yani Gartner diyor ki ideal bir soku, ideal bir güvenlik görselliği elde etmek için önce de bir CM'iniz ya da ile birlikte UABA yani işte davranış analizi yapan ürününüz. Bence o kadar yani ikinci aşamada önemli. Birinci aşamada CM burada. İkincisi Endpoint Detection Response üçüncüsü de network Detection and response modülleri olmalı. Biz burada ilk IDR'a bakıyoruz. İlk aklımıza gelen soru, ben de dediğim gibi konuya e, endpoint tarafı, Windows tarafı özellikle çok uzmanlık alanı olmadığı için çok sordum yani neden antivirüs varken neden e, işte host IDS'ler şunlar bunlar varken neden hep IDR yani bunun bu, bu sorunun cevabını açıkçası kimseden tatmin edici bir şekilde alamamıştım. Çünkü bu kolay bir şey değil ama yaşayarak gördüm ki hani Evet antivirüsler ya da protection kabiliyeti olan endpoint ürünleri son kullanıcıyı çok rahatsız etmeme adına çok sıkı politikalarla çalışır. Yani false pozitif olduğu anda biz bunu zamanında yani bundan 15 yıl önce IBM'in satın aldığı Black Ice diye bir ürün vardı. Yani o zamanların en mükemmel ürünlerinden birisi. Çok güzel engelliyordu ama işte 100 saldırının işte 80'ini 90'ını engelliyorsa bir 20 tane de saldırı olmayan ...normal, gerçek e, trafiği engelliyordu. Bu bir müddet sonra e, çok sıkıcı olmaya başladı. Kullanıcıların şikayetleri artmaya başladı. O politikalar girip her şeyi allow vermeye başladık Bunun aynısını ben Zon Alarm, Checkpoint tarafından satın alındı. Sonra onu da görmüştüm. Bilgisayarınızdan yapılan her trafiği... ...internete giden her proses trafiğini alarm üretiyordu. Bilgin var mı, bilgin var mı yok diye. Bir müddet sonra allow ol, all, deny ol... ...böyle bir tip şeylere gidiyordunuz. Dolayısıyla... Endpoint'te çalışan bir şeyin son kullanıcıyı rahatsız etmemesi adına ve faydalı olması adına çok katı kurallarla, bu benim yaklaşımım, anladığım şekilde çok net kurallarla çalışması lazım. Bu net kurallarla yaklaştığınızda şüpheli prosesleri, şüpheli işlemleri tespit edemiyorsunuz çünkü şüphe demek aslında hata yapma ihtimali demek. O yüzden antivirüsler bugün yani yaklaşık olarak biz BGA'da 12 yıldır, 11 yıldır çalışıyorum. Yani yaptığımız herhangi bir sızma testinde kullanılan herhangi bir endpoint yazılımını, güvenlik yazılımını, antivirüs olsun, hips olsun atlatamadığımızı görmedim. Yani yaklaşık binin üzerine belki test yapmışızdır. Binde bindir hani varsa istisna unuttum hani bir tane kenara koyalım ama %99,9'unda biz bu endpointleri atlatabiliyoruz. Başka firmalar da rahatlıkla atlatabiliyordu. Dolayısıyla antivirüs bizi korumuyor. Antivirüsü bir artık aspirin gibi düşünürüz. Peki EDR burada ne yapıyor? EDR diyor ki ben diyor engelleme görevim olmadığı için evet response dediğimiz kısımda Host'u yalıtabilir, host'u network'ten kesebilir, işte host'tan o anda olan e, proseslerin e, imajını alıp daha sonra kaydedebilir, daha sonra inceleme amaçlı kaydedebilir. Fakat ben diyor engelleme derdim olmadığı için ben diyor her şeyi ötebilirim, şüpheli şeyler ötebilirim, beni sahibim yönlendirir. Bana ne kadar iyi kural yazarsanız ben size o kadar iyi çıktı veririm diyor. Dolayısıyla bunu aslında hani çok net bir şekilde böyle farklı görebiliriz. Aynı zamanda bu ransomware gruplarının, milyon dolar para alan ransomware gruplarının Üç tane temel önerilerin önerisinden biri de aslında EDR oluyor. Yani diyor ki antivirüslerin, antivirüsün yanına, yerine demeyelim, yanlış olmasın. Antivirüsün yanına mutlaka EDR kullanın. Çünkü bizi EDR yakalayabilir ama antivirüs yakalayamaz. Dolayısıyla SOC açısından e, öncelik ve önem seviyesini ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bir SOC olacaksa SiM'le birlikte mutlaka bir EDR çözümü, mutlaka bir EDR e, yazılımı olmalı. Yoksa hani endpoint'ten böyle visibility'niz olmadığında böyle eksik kalacaktır bakışınız. 360 dereceyi tamamlayamayacaksınız. Peki burada kullanabileceğimiz open source çözümler nelerdir? Hani Open IDR var, OSQL var, Sismon var, Sysmon ücretsiz hani lisansı Microsoft tarafından e, Vazuf var. Kısmen artık kendisini IDR kategorisine sokuyor ama tam manası bir IDR olduğunu söyleyemeyiz. Burada en e, seviyesi meçhur olan, kullanabilir olan OSQL. Dediğim gibi Facebook'un ve Netflix'in ortaklaşa mühendislerinin geliştirdiği, üzerine firma kurdukları, destek verdikleri, üzerine başka firmaların kurulduğu bir şey. Yani bundan beş sene sonra hani her konuda bir bir standart, bir de facto standart oluşur ya işte. IDS dediğimizde bugün biz Snort diyoruz, Sürkata diyoruz. İşte Vulnerability Management dediğimizde Nessus diyoruz. EDR dediğimizde de ben Osquery'nin ismini anacağımızı söyleyebilirim. Ticari muadillerinden feature olarak yönetimsel, esneklik bunları bir kenara koyarsak ticari muadillerinden eksiği değil fazlası var çünkü sektörü drive ettiğini söyleyebiliriz. Bütün ticari EDR yazılımlarında mutlaka Oscar modüllerini kendi bünyelerine eklemeye başladıklarını görürüz. Yönetimi için ayrı tullar kullanılabilir, yönetimi için ayrı ticari yazılımlar da alınabilir ama Oscar'ı kendi başına bir EDR'dan beklenen hemen hemen her şeyi verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta seçeneğimiz query önerimiz olur Ama Windows tarafında eğer Microsoft ağırlıklı kullanıyorsanız sistemlerinizi direkt Sysmon'u da burada çıkarabileceği fos ve gürültüye rağmen rahatlıkla kullanabilirsiniz. Vazuhu da onları göndermek için bazı kuralları kaynağında elemek için kullanabilirsiniz. Yeni yeni ideal özellikleri de eklemeye çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Burada örnek kural yazımı ile ilgili daha önce verdiğimiz bir sunum vardı. Arkaya aşağıya Slideshare linkini ekledim yani Windows sistemler için Sysmon ve Vazuk kullanarak MITRE atak kurallarını nasıl yazabilirsiniz. Çünkü bu tip sistemler hep böyle bir kural bazlı çalışıyor. Yani tak çalıştır bir sistem değil. Bizim bütün güvenlik çözümlerinde yapay zeka bile olsa tak çalıştır çünkü bir öğrenme süreci, bir yardımcı olma süreci mutlaka olması gerekiyor. İkinci bileşenimiz burada IDS NDR yani eski adı IDS, yeni adı NDR bana göre eski köye yeni adet. Hani IDS de Gartner'ın bir çıkardığı terimli zamanında IDPS'ti vesaireydi. E, da bunun kullandığı bir şey. Öyle bir anket çıktı da pardon. dolayısıyla EDR'da göremeyeceğimiz. EDR şu açıdan önemli. Dedik ki endpoint. Kurumda kurduğumuz her endpoint'te mutlaka bir visibility agent'ımız olmalı. Ama kuruma kurduğumuz her bilgisayar endpoint yükleyemeyebilir. Dışarıdan gelen birileri olabilir. Kurumda Shadow IT olarak konumlandırdığımız, adlandırdığımız, e, ne bileyim, security'nin haber kurulan cihazları bunların verebileceği zararı ya da dışarıdan içeriye giren bir saldırganın hareketlerini endpoint'te anca bir şey olduktan sonra e, görebiliriz. Ama bir şey olmadan önce görebilmemiz için network'te bir IDS, yani Intrusion Detection System, yani bir NDR Network Detection and Response biraz daha, ne diyelim, hani bir tık daha geliştirilmiş hali diyebiliriz. Ben arka planlarını çok iyi Araştırdığım için söylüyorum. Bir IDS ile yaptığınız yüzde 80 şeyi bir NDR ile yapabilirsiniz. Bir NDR ile yaptığınız yüzde 60, yüzde 70 şeyi IDS ile yapabilirsiniz. Birbirinin aslında böyle çok kesişim kümeleri olan bir şey. Sok açısından mutlaka olmalı. Esası ortamında bir NDR, bir IDS yoksa, yani saldırıların en az yüzde onun, yüzde on beşini kaçıracağınızı net olarak söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi telemetri datasını yani sadece endpoint'ten almak o endpoint eğer sizin kontrolünüzde ise Ama dışarıdan network'ünüze sızmış VPN bağlantısı olabilir, bir sunucu endpoint yüklü olmayan bir sunucu, bir client olabilir. Buradan girdiyse bunu network'teki hareketlerini takip etmek IDS ya da NDR'la olacaktır. Burada karşımıza işte Suricata ve Zeek ikilisi çıkıyor. Suricata, Snort'un yerine kullandığımız, biliyorsunuz Snort'un sourcefire yani Cisco satın aldıktan sonra o kadar da iyi geliştirilmediğini, daha çok ticaret tarafa yatırım yapıldığını e, maalesef görüyoruz. Dolayısıyla burada sürükata o boşluğu dolduruyor. Performans olarak 10 gigabit, 100 gigabit bu tip yerlerde doğru donanımları kullandığınızda e, %1, %2 paket kaybıyla ki çok kabul edilebilir rakamlar bunlar o networkler için, IDS için konuşuyoruz, kullanabilirsiniz. Zik de burada biraz daha anomali tespiti için, sürükata biraz daha network trafiğindeki kural bazlı kural bazıdan kastettiğim network trafiğinde şu geçiyorsa, bu geçiyorsa, bunun arkasından bu beş kere geçiyorsa işte PestStation tutun da yerel ada yapabileceğiniz lateral movement saldırıları için hemen hemen bütün o saldırıları tespit edebileceğiniz, SSL içerisinde olsa da dışında olsa da fark etmeyecek şekilde saldırıları tespit edebileceğiniz bir modül e, SSL'in içerisini açmadan tabii kontentine bakamazsınız ama SSL'de örnek veriyorum bir komuta merkezine bağlanıyorsa oradaki SSL sertifikasından bunun işte Cobalt strike mı ya da tehdit aktörleri kullanılan tehdit aktörleri tarafından kullanılan bir şey mi ait olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz e, ticarilerinden çok da farklı olmayan iki ürün de burada önerebiliriz. SIEM e, yine SSL'in hem temel bileşenlerinden birisi olmazsa olmazlarından birisi yine 10 üzerinden 10 verdiğimiz bir konu. Ama 20 senelik bir teknoloji. işte 2000'li 2000 yıllarda SIM ve SEM olarak iki modül olarak geçiyordu. Yani Security Event Management, Security Information Management'tı. Gartner bunları birleştirdi. SIEM adını verdi. 20 senedir de açıkçası kurtarıcı gözüyle bakılmış ama ben ilk 2004'te yaptım SIEM projesini. 5-6 tane başarılı SIEM projesi haricinde geri kalanını maalesef maalesef üzülerek çöp olduğunu e, gördüğüm e, projeler, hani CM projeleri çoğunlukla böyle oluyor. Teknolojik olarak eksiklikten tutun da bakış açısıyla da çok alakası var. CM'e bir kurtarıcı gözüyle bakıp her şeyi otomatik yapacağını düşündüğümüzde e, olayı baştan e, yanlış yorumlamış oluyoruz. Ama son zamanlarda işte biraz böyle CM'e muadil olacak şekilde XDR tanımı kullanılmaya başlandı. Yine bunlar da böyle herkesin tanımları farklı oluyor ama benim anladığım genel olarak XDR'den şu Örnek vereyim ben bir üreticiyim. Fortinet, Palo Alto, Trend Micro, XYZ. Benim bir sürü ürünüm var. Ben kendi ürünlerimin loglarını kendim geliştirdiğim için kendim çok daha iyi handle edip birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayabilirim. CM'deki genel problem şu. Dünya üzerinde 600, 700, bin tane büyük üretici var. Her birisinin standartı uydurmaya çalıştılar. da log formatları, biçimleri, yaklaşımları farklı. Dolayısıyla bu yaklaşım farklılığı CM'leri aynı şu an cep telefonlarında yaşadığımız her telefonun e, şarjının farklı olması gibi probleme sebep oluyor. Yani bir tanesini diğerini kullanamıyorsun. Dolayısıyla dediler ki ya biz XDR bir tanım çıkartalım. Kendi ürettiğimiz, kendimize yakın üreticilerle bir konsorsiyum kuralım ve bunların loglarını birbirleriyle entegre çalıştırıp işte detection ve response tarafında bu işi genişletelim. Yani CM out XDR in diyebiliriz. Bu tanımı sahiplendi sektör kullanmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 sene içerisinde CM yerine XDR'ın çok daha fazla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Burada kullandığımız işte Elasticsearch, Logstash, Kibana, işte Vazur, Greylock bir sürü çözüm var. Bunlar çok büyük networklerde kullanılabilecek ticari olarak desteği olan, ticari olarak da satılan ürünler olduğu için open source tarafta da eğer çok böyle spesifik ihtiyaçlarınız yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Derdiniz çapraz korelasyon yapmak, takla attırmaksa ki yüzde biridir CM kullananların. Ben ArcSight'ta bu tip böyle takla attırabilecek aksiyonların yapılabildiğini gördüm. Splunk'ta, Qradar'da, şurada burada o kadar uzmanlığım olmamasına rağmen yapılan kuralları incelediğim için bol bol o kadar böyle hani kullanılmadığını gördüm. Yani kullanılmadığı, yapılamadığı anlamına da gelmez ama çok nadir yerlerde kullanıldığını bu tip böyle derin korelasyon kurallarının gördüm. Ama genel itibariyle yüzde seksenimiz, yüzde doksanımız bu tip saldırıları yakalayabilmek için aslında yeterli olan ürünlerdir. Çapraz korelasyon kuralları işte ee, bu tip şeylere çok ihtiyacınız yoksa açık kaynak kodlu LKS'teki Greylog'u kısmen grafanayı vesaireyi gönül rahatlığıyla network'ünüzde kullanabilirsiniz. Eğer bakımından vesairesinden e, sorumluluk alabileceksiniz. Peki burada bu ürünleri kullanıyoruz ama dedik ki bunların hepsi bir hazır kural e, seti gelmemiz. IDS tarafında Snort'un bildiğim kadarıyla en son 34-35 bin. 35 bin tane farklı kural seti vardır. Bunun %10'unun %20'sinin gerçekten işe yaradığını, geri kalanın eski çöp, kurallar olduğunu düşünürseniz hani her çıkan saldırıyla ilgili, her çıkan yöntemle ilgili birileri kurallar yazıyor. Her üretici bunu kendisi yazıyor. Ama burada bu her üreticinin ayrı telden çaldığı, kendi standartlarını oturtmaya çalıştığı ortamda aslında ortaya çıkan benim kendi tabimim bir çiçek var. Yani sigma kuralları burada. Sigma dediğimiz şey aslında bir standartlaşma yaklaşımıdır. İşte Mitre Etek Framework'üne benziyor. Siz hangi üreticiyi kullanırsanız kullanın. Diyor ki ben bir kural yazarım bir konvertörüm vardır. İşte aksayt kuralımı küralara, küralar kuralımı eleka'ya, eleka kuralımı vazuha vazu kuralımı Splunk'a çevirebilir Bu çalıştığı yerde mükemmel bir esneklik sağlıyor. Çünkü bir yerde bir çalışma yaptığınızda aynı çalışmayı aynı saatte başka bir ürüne konvert etmek yerine bu kendi Sigma'nın konvertörlarını kullanabiliyorsunuz. İkincisi bu işi öğrenmeye çalışanlar için ben vaktim daha çok şirketin yönetimsel kısmıyla ilgili olduğu için her şeyi yakın takip edemiyorum ama bir zafiyet çıktığında ya da bir saldırı yöntemi çıktığında ilk okuduğum şeylerden birisi aslında sigma kuralları oluyor. Çünkü sigma kuralını okuduğunuzda arka planında neyi engellediğini ki benim işim engelleme ve detection tarafında olduğundan dolayı çok rahat görebiliyorsunuz. Yani biraz böyle sanki light bir şekilde reverse engineering yapılmış halini görebiliyorsunuz. Ve en önemli taraflarından biri de yeni çıkan bütün o tehdit aktörleri, bütün yöntemlerle ilgili aynı gün, çok gecikmeden aynı gün içerisinde mutlaka ücretsiz bir şekilde bu CIAM kurallarına erişebiliyorsunuz. Gelelim bu işin hani ağ babalarından SOAR kısmına. SOAR işte SOA yani işte e, automation, orchestration ve response kısımlarını birleştirmişiz. SOA Sır ve Tıp dediğimiz security orchestration and automation Security Instant Response ve Threat Intelligence platformlarının birleştirmiş. Burada da çok net bir kavram ve kafa karmaşıklığı var. Yani 20'ye yakın SOAR örneğini inceledim. %30, %40'ı aynı şeyi söylüyor. Geriye kalan %60, %70'i bambaşka şeyler söylüyor. Bu da dediğim gibi tanımların yeteri kadar oturmaması ve müşteri tarafında taleplerin daha netleşmemesiyle alakalı. Peki neden, nasıl bir yola çıktı? Yani SOAR bizi neyden kurtaracaktı? Bir, çok fazla cihazımız var. Birbirleriyle entegre çalışmalar. İkincisi çok fazla insan kaynağına ihtiyacımız oluyor. Bir sürü şey yapmaya çalışıyoruz. SOS'te böyle bir insan kaynağı yok, böyle bir entegrasyon yok. Dolayısıyla Suar dedik ya ben sizi insan kaynağı yetersizliğinden ve harcanan yüksek miktarda paralardan kurtaracağım dedi. Ama şu an gördüğümüz daha fazla insan kaynağı, daha kaliteli, daha doğrusu daha az insan kaynağı ama daha fazla e, maliyetle karşımıza çıkmış durumda. Yani e, katılmayacak çok arkadaş olacaktır buna. ama benim gördüğüm SOAR projelerinde maalesef böyle. Tabii bunun şu da var. Bir sene iki sene bu yatırımı yaptıktan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci senelerde muhtemelen o e, cost saving'i yapacaktır ama ben şu an en fazla gördüğüm iki senelik SOAR projesi olduğu için hala şu an e, cepten yediklerini söyleyebiliyoruz. Bu tarafta karşımıza The Hive ve Cortex ikilisi çıkıyor. İkisi de son versiyonuyla yani 4 üzerinde çıkan son versiyonlarıyla işte multi tenant yapıda daha az baklı bir şekilde kullanılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Yani işin içine çok girdiğinizde bu tip ürünler böyle dışarıdan güzel gözükse de işin içine girdiğinizde eğer yazılım bilginiz yoksa çok esnetemediğinizi ve sadece oradaki geliştiricilere kaldığınızı görebiliyorsunuz. Eğer geliştirici ekosistemi iyi ise gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu bu. Dolayısıyla burada hive ve Cortex ikilisi bizim temel seviyedeki işimizi görecek bir şekilde çıkıyor. Cortex biraz daha action tarafında yani ne demek istiyoruz? Bir SOC analisti gelen bir phishing mailini analiz etmek istiyor. Bunu otomatik yaptırabilir. Yani mail geldi. Ne yapılacak? Gönderen mail adresi, gönderen IP adresi, gönderen attachment. Burada gidip bir sandbox'a sor. IP adresini kara listelere sor. Birden fazla kara listeye sor. Ondan sonra bu mailin şüpheli olduğunu domaini git threat intelligence veri tabanlarına sor. Bir sürü bilgiyi al, bunlara bir skor ver ve bir aksiyon al. Aksiyonda ne, Eğer bu phishing bu şüpheli ise git exchange'lerin bütün exchange inbox'larından, kullanıcıların inbox'larından bunu geriye çek ki e tıklayamasınlar. Ya da otomatik olarak git buradaki domaini firewall'a, DNS filter cihazına otomatik olarak kural gül ve engellettir diyebiliyorsunuz bütün bu bileşenlerle. Cortex dediğim gibi ben ağırlıklı bu tarafı yapıyorum. Hive'da daha çok incident response ve ticket management yani bir bir alarm geldiğinde CM'den bunu bir analist üstlenecek ve bununla ilgili yorum yapacak. Bununla ilgili birilerine atama yapacak ve çözüm sunacak. Bu çözümü sunabilmesi için bir incident response platformu gerekiyor. Hive de onu bize sağlamış oluyor. Geriye kalan 2-3 tane bileşenimiz kaldı. Vaktimi çok e, tükettiğimi fark ettim. E, sıkıcı olmaya başladığını hissediyorum. O yüzden biraz hızlanacağım. Yine bir SOS'nin olmazsa olmaz bileşenlerinden hatta Intelligence Driven SOS kavramını uzun vadede çok çok e, göreceğinizi söylediğim bir konudur. Tehdit istihbaratı ve paylaşımı. Tehdit istihbaratı olmadan, paylaşımı olmadan aslında bir resursi güdük olur. Yani her şeyi yapsanız da dışarıdan beslenmediğinizde dünyada ne oluyor ne bitiyor sizinle ilgili veyahut da sektörünüzle ilgili ne oluyor ne bitiyor bunlardan haberdar değilseniz e biraz yarı yolda kalırsınız. Çünkü dünya artık özellikle küreselleşen dünyada siber dünya çok daha küreselleşmiş durumda. Yani bugün Avrupa'da gördüğünüz bir saldırıyı ertesi gün Türkiye'de görebiliyorsunuz. Bugün Malezya'da gördüğünüz bir DDoS saldırısını bir ay sonra Türkiye'de görebiliyorsunuz. Çünkü bunlar birileri tarafından yapılıyor ve bu birilerinin bir amacı var. Para kazanmak ya da birilerini zora sokmak. Dolayısıyla burada threat intelligence ve paylaşımı bize çok çok değer katıyor. Yani saldırıları erkenden tespit edebilmek, erkenden tespit edip engellemek çok zaman kazandıracak ve maliyetten kazandıracak bir şeydir. Dolayısıyla threat intelligence'da da diğer bütün kavramlarda olduğu gibi bir kavram karmaşası, bir kafa karışıklığı var. Herkesin threat intelligence yaklaşımı farklıdır. Dolayısıyla farklı isimler kullanmaları normaldir ama özetle şunu söyleyebiliriz. Tehdit istihbaratı dediğimiz şey sağdan soldan topladığımız bilgilerle aksiyon alabilecek bir çıktı üretmek. Ne demek istiyorum? Yani bugün bir sürü zafiyet yayınlanıyor. Bugün bir sürü zero day yayınlanıyor. Bana bu zero day yayınlarından bana ne? Yani ben bunları sistemimde kullanıyor muyum? Ya da bir yerde yapılan bir e, APT saldırısının çıktılarını eğer ben sistemime entegre edip onunla ilgili aksiyon alabiliyorsam burada tehdit istihbaratından faydalanıyorum diyebilirim. Ya da benim brandimle ilgili bir phishing domain alınacak. Benim çalışanlarımdan birinin bilgisi deyip ve düştüyse ben bununla ilgili bir hızlı bir şekilde istihbarat alıp ne yapmam lazım? ...sistemlerime entegre etmem lazım. Dolayısıyla tehdit istihbaratı ve paylaşımı çok önemli. Burada karşımıza yaklaşık 6.000 kurum, 6.000'den fazla yerde kullanılan MISP. Malware Information Sharing Platform. Adı Malware Information Sharing ama tam manası bir tehdit istihbaratı paylaşım platformu. Özetle şöyle çalışıyor. Böyle bir sürü MISP kuruyor herkes kendi bünyesine. Siz şeyi seçebiliyorsunuz yani kendi bünyenizde paylaşacağınız istihbaratı kimle paylaşacağınızı, hangi sektörlerle, hangi gruplarla paylaşacağınızı ve kimlerden alabileceğinizi seçip bunları da sisteminizle entegre ediyorsunuz. Çift yönlü. Yani diyorsunuz ki ben finans sektöründe çalışıyorum. Dolayısıyla finans sektöründe bulduğum bir grup var. Bu grup tarafından paylaşılan IOC'ler, IO'lar bana otomatik olarak gelsin ve bunları ben otomatik olarak firewall'dan engellettireyim. Aynı şekilde firewall tarafından engellenen ya da benim iç sandbox'ımda şüpheli olarak gönderilen IP adresleri, domainler şu gruplara public olarak paylaşılabilsin. Bu gruplara işte daha böyle şeyi ne diyorum etiketlemesi daha farklı olacak şekilde paylaşılabilsin diyebileceğiniz bir sistem. Yani hem alıp CM'i, Firewall'u ve diğer bütün cihazları besleyebiliyorsunuz oradan aldığınız bilgiyle. Hem de ters yönlü besliyorsunuz. Hem de hangi üreticiyle, daha doğrusu hangi firmayla da gruplarla ne paylaşacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Ticari muadillerinden kat ve kat daha farklı ve esnek iyi diyemiyorum. Daha esnek diyebiliyorum. Hatta mis çıktıktan sonra üreticilerin büyük bir çoğunluğu buradaki Threat Intelligence Sharing özelliklerini ya MISP'le entegre etmeye çalışsa ya da yanlarına bir şey koymaya başlar çünkü mis bu işi gayet güzel götürüyor Avrupa Birliği ve NATO tarafından da desteklendiğini söylemekte fayda var. Mis çok biliniyor ama Open CTI çok bilinmiyor yine aynı şekilde mis e benzer formatta özellikle bu EPT gruplarının takibi bunların ilişkilendirmesi bu raporların anlamlandırılması konusunda raporlar çalışıyorsanız kurumunuza özgü bir şeyler oluşturmaya çalışıyorsanız Open de da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ek olarak burada bir IP adresini, bir domaini, bir heşi en hızlı merkezi olarak nereye sorabilirim derseniz en fazla bilginin paylaşıldı. Başka hiçbir ticari üreticide olmayan bir bilginin burada olduğunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla bütün hepsini incelemiş birisi olarak otxten yine ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Sandbox çözümlerini çok hızlı geçiyorum vaktimi hani oraya. Tuzak sistemler yine bir sosyinin son zamanlarda olmazsa olmazı benim özel ilgi alanlarımdan birisiydi. Ta 2000'li yıllardan beri takip ediyordum. Hatta hep şunu diyordum. Ya bu kadar mükemmel bir kurgu, bu kadar mükemmel bir teknolojiyi neden ticarete dökmüyorlar diyorduk. İşte 2015 yılında, 2014 yılında bu burada işte isim değiştirerek yani hani iPod, Deception platformları olarak ticari olarak hayatımıza girdi. Buradaki yöntem çok basitçe anlatmak gerekirse şu networkünüzde DMZ olabilir. iç networkünüz olabilir. Dosya paylaşım sistemleri kimsenin normalde bilmediği, dokunmadığı, dokunması gerekmeyen e, tuzak sistemler koyuyorsunuz. Örnek veriyorum. işte Windows koyuyorsunuz ve üzerine bir zafiyet simülasyonu bırakıyorsunuz. Yani zafiyet gerçek değil yok ama zafiyet varmış gibi kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu ne demek? Eğer birisi o zafiyeti istismar ediyorsa ya da eğer birisi ortak alana koyduğunuz password excel dosyasını tıklıyorsa buraya bağlanan adam kesinlikle şüphelidir. İç, iç çalışan da olabilir, dış çalışan da olabilir. Çok böyle basit indirgeyerek anlattığım bu şeyde ya da işte memoride bırakacağınız bir token'ı birisi alıp o hiçbir yerde kullanmadığınız, sadece bu iş için kullandığınız, açtığınız user and birileri bir yerde kullanıyorsa anında alarmların çalıp anında çok kısa yoldan sizi saldırganı yakalamaya götürecek bir şey. Biraz pahalı, maliyetli çözümlerdir ama değer mi derseniz gerçekten değer. Peki burada ne kullanabiliyoruz? Burada Deja Vu var. Open Source Deception Framework. Çok heyecanlı ve hızlı başladı ama o kadar hızlı devam etmediğini maalesef görüyoruz. İç tarafta Multi Deception Instance'ları kullanacaksanız tercih edebileceğiniz bir şey ya da internet açık sistemlerde işte Container Simülasyonu'na tutun da işte SSH Simülasyonu'na bir sürü servis simülasyonu farklı böyle IoT simülasyonlarını yapıp tek bir merkezden Yönetmek istiyorsanız da burada e, T-Pot, mutlaka kullanıp e, görmenizi öneririz. Bunların çıktılarından faydalanmanızı öneririz. Son bir konu olarak SOC verimliliğini nasıl e, ölçeriz? Sonuçta bir şey kurduk, bir şeyi hayal ettik, mükemmel çalıştığını söylüyoruz ama hiçbir zaman bir saldırgan gelip de bizim network'ümüzü test etmeden veya bizim network'ümüze girme denemesi yapmadan bir şeyin doğru çalışıp çalışmadığından emin olamayız. Dolayısıyla burada da mutlaka SOC kuruyorsanız, SOC hizmeti almadığınız bir yerden bunu denetlettirin. Eğer denetlettirmiyorsanız o SOC %99, hani %100 demeyeyim, hat yemeyeyim başkalarının, %99 doğru zamanda sizde yardımcı olmayacaktır eğer test ettirmediyseniz. Burada da yine bir sürü open source çözüm var burada olan olmayan. Mutlaka burada da bu open source çözümleri kullanarak SOS verimliliğinizi ölçtürmenizde fayda var. Biraz vaktimi başta hızlı harcayamadığım için yetiştiremedim. Çok basitçe SOS'nin diğer birleşiminden teknolojiyi hallettik. Proses ve insanı da 5 dakika içerisinde bitirip soru cevap kısmına geçiyorum. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. SOS'i konusunda dedik ki Proses de çok önemlidir. İşte nedir bu prosesler? Biraz burada nelerden faydalanabiliriz? Bunlara bakalım. Nasıl verimliliğini ölçeceğiz? Verimliliğini ölçmenin iki yönü var. Bir kağıt üstünde, bir gerçek hayatta. Gerçek hayatta biraz önce gösterdiğim tullardan faydalanarak bunu yapabilirsiniz. Kağıt üstünde ise bunu ölçebileceğiniz en önemli şey SOC için geliştirilmiş CMMI yani Capability Maturity Model dediğimiz ücretsiz indirebileceğiniz 5 domainde 25 maddede bütün SOC süreçlerinizi olgunluk seviyesini belirleyebileceğiniz ve bu olgunluk seviyesine göre yol haritası yapacağınız bir ölçüm. Ücretsiz olarak bu aşağıda verdiğim adresler indirip yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Ticari firmalardan alacağınız destekle, de, örnek veriyorum bizden alacağınız destekle de %80, %90 bu maddelerin ölçümünü içerecektir. Baktığınızda maddelerin detaylarında işte bunlar karşınıza çıkıyor işte. Early detection var mı? Intrusion detection var mı? Exfiltration detection var mı? İşte Quality ölçümü için belli parametreler var mı gibi böyle daha e, kağıt üzerinde SOS'nin gerçekten maturity'sinin olup olmadığını bunun teknik işte people, process ve teknik tarafının ölçen bir e, yöntem olarak düşünebilirsiniz. Buradan cevaplarınızı veriyorsunuz size bir görsel bir e, çıktı üretiyor ve diyor ki siz şu noktalarda iyileştirme yapmalısınız, bu noktalarda iyileştirme yapmalısınız. Ek olarak burada playbooklara ihtiyaç diyoruz. Playbook'u şöyle tanımlayabiliriz. Yani ben ne olduğunda nasıl tanımlayacağım ve ne yapacağım? Yani bunun için çalışmam lazım. Bunun için tanımlama yapmam lazım. Bunun için bir aksiyon planı hazırlamam lazım. Burada da e, Social General'in, SIRT ekibinin belki bundan 5 yıl önce geliştirdiği ama sonuçta bu tip şeyler çok güncelliğini kaybetmiyor. playbook'ları gönül rahatlığıyla alıp güncelleyip kullanabilirsin. Sıfırdan playbook yazmak çok zor bir iş genelde yapılan şey alırsınız bir tane yazılmışı, kendinize göre uyarlarsınız, versiyon atlatırsınız. Sosyal mühendislik yapıldığında ne yapılır, nasıl tanımlanır, kime haber verilir, nasıl aksiyon alınırdan? tutunda tutun da phishingine, ransomwareine, DDoS saldırısına, işte bir blackmailingde karşı karşıya kaldığınızda ne yapacağınıza dair bütün her şeyin temel parametreyle verildiği playbookları da buradan alabilirsiniz. Ek olarak hani proses tarafında mutlaka bir SOC böyle bir sort ekibi C -third ekibi varsa e, altyapıyı üzerine bina edeceğiniz şeyin mitrin myder'ın etek framework'ü olması gerektiğini söyleyebiliriz. Myder attack framework'ü nedir, ne işe yarar tek cümleyle söylemek istersek benim açık kaynak kodlu işte ücretsiz ya da böyle community projeler arasında en sevdiğim proje olarak karşımıza çıkıyor. Her üretici her saldırganın hareketlerini tarif ederken farklı bir yaklaşım, farklı bir dil kullanın. Bunu gözümüzü kapattığımızda şöyle hayal edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'de oturuyoruz. 40 millet, 50 millet, 100 milletten insan var. Herkes kendi dilini kullanıyor. Hiç kimse anlaşamaz, değil mi? Aynen böyle. Ama ne yapıyoruz şu anki yöntemimiz? Biri çıkıyor diyor ki ya bunun ortak dili İngilizce diyor. Siz ne konuşursanız konuşun ben bunu İngilizceye çeviririm ya da İngilizce konuşurum, farklı dillere çeviririm. Herkes istediğini anlar ortak bir dil oldu. Yani saldırganların hareketlerini tanımlamak için ortak bir platform, ortak bir dil oldu. Dolayısıyla biz bir şeyi iyi yapıyoruz, kötü yapıyoruz değil de mitre'ye göre şu kadar yapıyoruz, mitre'ye göre bu kadar yapıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 sene, önümüzdeki 10 sene hayatımızdan çıkmayacak bir standartlaşma işlemi diyebiliriz. Bu işe yeni başlayan arkadaşların ezberlemesi gereken şeylerden birisidir. Sok bileşenlerinden en sonuncusu da insan en değerlisi. Geri kalan her şey bir şekilde bulunur ama insan bulmak, insan yetiştirmek, bu işe emanet etmek çok zordur. Dolayısıyla burada da neler yapabiliriz onlardan biraz bahsedeyim. BlueTeamsAcademy.com'da böyle benim şu an anlattığım gibi her şeyden bir şeyleri verebilecek işte... Crash Course olarak adlandırabileceğimiz ya da bu işin 101 olarak adlandırabileceğiniz bir eğitim seti var. Her şeyden biraz bir şeyler verip yeni başlayanlar için ideal bir mini eğitim seti olarak düşünebilirsiniz. Sansın benim her sene, her ay gidip de sitesine baktığım YouTube'dan videolarını izlediğim sektörle ilgili en doğru bilgileri bana göre yine en doğru insanların ağzından duymak istiyorsanız YouTube üzerinden ücretsiz izleyebilirsiniz. Sunumlarına katılabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu işin Pratik tarafında yer alacak arkadaşlar için Splunk tarafından geliştirilen Bas of the Sock version 3, version 2, version 1 bunları kullanabilirsiniz. Bir sok analistinin yetişmesi için en önemli şey pratik yapmasıdır. Pratik yapmak için de kaydedilmiş dataya, veri setine ihtiyacımız var. Burada bir sürü saldırının veri setleri ve incelemeleri var. Bunların sorularına, cevaplarını alıp kendiniz burada kendinizi yetiştirebilirsiniz. Aynı şekilde işte Picus'un e, Maydır'ın ve Etek Alkü'nün Mitre ile ilgili, SOC ile ilgili ücretsiz çok güzel eğitimleri var. Bu konuya yeni giren orta seviye, L1, L2 seviyesindeki insanların mutlaka bu eğitimleri almalarını öneriyorum. Ve en son olarak da Enisa'nın, hani bir tık daha seviye üstüne çıktığımızda Enisa'nın işte SIRT, SOC nasıl kurulur, incident response nasıl yapılır? Bu tip böyle bir sürü eğitim var. Bunları da mutlaka göz gezdirmenizde fayda var. Bunları geçiyorum. En son olarak da hani bu işe gönül veren, bu işte çalışmak isteyen arkadaşlara iş görüşmelerinde sorulabilecek sorularla ilgili bir derleme yaptım. Bir YouTube kanalı ve bir işte interview question şeklinde bunlara bakmalarında fayda var. Çünkü bu interviewler genelde teknik olduğundan dolayı nasıl soru sorulabileceği size önceden bir fikir verebilir. Ek olarak hani bizim ekibimizin, yani Cihat'ın, işte ve diğer ekip arkadaşlarının her gün hem kendimizi geliştirme, hem de başkalarına faydalı olabilme adına kurduğumuz bir LinkedIn kanalımız var. Burada günlük HAP niteliğinde SOC, MDR, CM, SOAR, Threat Intel konulu paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Buraya üye olursanız bunun önümüzdeki dönem e-posta listesi de kurulacak. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor, bütün tehdit istihbaratından da işte CM kurallarına kadar tartışabileceğimiz bir platforma dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada da isterseniz hani pasif takip ederseniz, isterseniz aktif, ben de katkı vermek istiyorum derseniz bunların hepsi geri bildirim olarak beklediğimiz şeyler deyip sunumu burada bitirmeye çalışıyorum. Vaktimi açtım o yüzden kusura bakmayın. Bir 10 dakika soru alabilirsek sorular üzerinden hızlı bir şekilde devam edip bitirelim. Bir ya arkadaşımız olun, ben hızlıca Hızlıca cevap vereyim. Anonymous kendini e, burada ismini vermek istemeyen bir katılmacımız. Kuruluma ne zaman geçiyorsunuz? Bu adı kurulum olsa da burada kurulum yapmayacağımı tahmin etmişsinizdir düşün, diye düşünüyorum. Kurulum için gereken bileşenleri burada anlatıyoruz. Kurulumu da artık kendiniz yaparsınız diyebiliriz. E, yerli SEM çözümleri inceleme imkanınız oldu mu? Open Source çözümlerle karşılaştırmasını yapabilir misiniz? Bundan 4 yıl önce incelemiştim. Bazıları çok iyiydi, bazıları daha düşüktü ama bir ürünle bir open source şeyi yaklaşım çok farklıdır. Ürün hazır armut piş ağzıma düş bir yaklaşım sunarken open source kendin pişir kendin ye yaklaşım sunar. O yüzden hani iyi mi kötü mü diye yaklaşım yapmak çok şey olmaz ama bazı yerli ürünlerin, bazı ticari ürünlerin de arka planında open source ürünlerin olduğunu görürüz. Bu utanılacak bir şey değil. Alıp üzerine geliştirebiliyorsanız çok da güzel bir şey olur. Ee, yine bir önceki arkadaşımız herhalde sanırım konu başlığı yanlış olmuş demiş. O arkadaş ismini verirse daha iyi olur. Anonimist şeyleri cevaplamayacağım. Umut Ünal, sunumun sonundaki ilgili linklere ulaşabilmek adına bir doküman paylaşabilir misiniz? Evet bunu mail olarak gönderdiğimizde sunumun hepsinden bunu alabiliyor olacaksınız. başka burada CV detayları nasıl okunuyor? Bunu burada cevaplamasam daha rahat olur. Bir yani konunun biraz dışına çıkmış oluruz. Wazuh SIEM ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Temel seviyede işinizi görür ama hani SIEM dediğimizde o çapraz korelasyonlar vesaire şeylerinde yeni yeni gelişen yani yeni yeni geliştiriyor. Dolayısıyla hani bir CEM olarak onu kullanmak yerine e, arka tarafta bir LK kullanıp onları birleştirmeyi daha çok e, tavsiye ederim öneririm. Sunumu alma şansımız var mı demiş Oğuzhan Özkurt. E, Sunumu mail olarak göndereceğiz. E, bunları çözmüş oldum. Evet, answer live diyorum, değil mi? Kendim. Başka soru var mı burada? başka soruyor. Hem bir son iki soru gelmiş. Mitratak olarak vazuh kullanılabilir mi? Ee, yani mitra mitratan bazı maddelerini yapmak için vazuh'tan faydalanırsın ama vazuh mitrenin maddelerini işaretlemeyecektir. Orada Sismon kullanmanız gerekecektir ya da işte bir IDR kullanmanız gerekecektir. Vazuh onların aslında hani böyle bir yere yönlendirilmesi ya da kaynakta elenmesiyle ilgili size faydası olacaktır zararlı yazılımdan sok ekipleri içindeki bilgiler çıkartabiliyorsunuz. Her şeyi çıkartabilirsiniz. Yani işte hash çıkartabilirsiniz, IP çıkartabilirsiniz, TTP çıkartabilirsiniz. Yani Mitre e, o buradaki teknik taktik prosedürleri çıkartabilirsiniz. Aktif takipleri, Pfizer üzerinde hareketlere yönelik öğreneceğiniz open source CM çözümü e, şu an aklıma gelmiyor. Belki daha sonra mail bunu cevaplayabilirim. E, Soma ve sok ekipleri arasındaki farklar nedir? E, aslında dediğim gibi kavram farkları. Soma ekipleri biraz daha siber olaylara müdahale. Yani biraz daha SOC'nin altındaki L2'yi gösteren ekipler gibi, incident response ekipleri gibi düşünebilirsin ama o kadar çok iç içe girmiş ki dün Soma dediğimizde bugün SOC diyoruz. Bugün SOC dediğimizde yarın c vesaire de diyebiliriz. Bunlar maalesef birbiri içerisinde çok çok fazla girmiş kavramlardır. Doğrusu yanlışı benim bakış açımda yok. Kullandığınız şeye göre doğru tanıma seçmek size kalmış diyebiliriz. CM seçerken yeteneğini ölçmek için hangi korelasyon? Ya burada ikili üçlü korelasyon. Yani bir yerden bir şey gelecek, sonra başka bir yerden bir şey gelecek. 5 dakika içerisinde bunun arkasından bu gelirse ve üç kere tekrar ederse gibi böyle biraz zorladığınızda zaten CM ürünleri çapraz korelasyon ya da böyle gelişmiş korelasyon diyelim özelliklerine sahip olup olmadığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Adem Karakuş, open source çözümlerin üzerine yapılan ekleme ve küçük değişikliklerle yüksek fiyatları ticari ürünler olarak pazarlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu etik midir? Ya bence ticari olarak etiktir. Arkasında lisansı izin veriyorsa, örnek vereyim, BSD lisansı kullanıyorsa arka taraftaki ürün çok net bir şekilde diyor ki bunu istediğin gibi alıp kullanabilirsin, işte ticari olarak da yapabilirsin, benim ismimi söylemene gerek yok gibi e, söylüyor. Hani hala değiştiyse BSC li lisansı yanlış bilgi vermiş olmayayım ama eğer lisansı bunu kullandığında bunun ismini net bir şekilde zikretmen gerekiyor diyorsa ve zikretmiyorsanız tabii ki bu etik değil ticari olarak da doğru değil. AlienVault Volt o sim zamanında Türkiye'de de dünyada da çok kullanılıyordu. Bildiğim kadarıyla AlienVault Volt Türkiye'de satılmıyor. Geçen sene e, AT&T satın aldıktan sonra satmama kararı almıştı. Küçük yerler için, SMB için gayet kullanışlı ama büyük yerlere gitmeyecek bir çözüm e, olduğunu söyleyebilirim daha fazla e, soru almayalım isterseniz e, vaktimizi çok çok e, aşırdık hani e, içerideki arkadaşları da, bekleyen arkadaşları da e, daha fazla bekletmeyelim diyelim e, bundan sonrasını başka bir etkinlikte devam ettiririz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.